detaylar start hakemine emrinde. Start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Smart Run çıkışta tereddüt etti. Rakiplerinin 5 boy kadar gerisinde kaldı. Çok iyi çıkış yapansa bir anda rakiplerinin önüne düşen 3 numaralı Izon'un kızı oldu. 1000 geçirirken farkı da hızla 3 boya kadar çıkardı. İç kuvarda 5 numaralı Meribel var. Meribel'in hemen dışından ortadan 6 numaralı Semiyata kendini gösterdi. Onların dışına dolandı. Geldi 4 numaralı Kanindo. Bir üçlü oluşturdular. 800 sonrasında öndeki 3 numaralı Izon'un kızını kaçırmamaya çalışıyorlar. Bunlardan 4 numaralı Kanindo. 600'e doğru gidiyken ikinci attı kendini. Üçüncükte kaldı. 2 boy geride 5 numaralı Meribel. Onun hemen dışında viraj üzerinde 4.lükte 6 numaralı Semiyata var. 2,5 boy kadar geride 5.ye yürüdü. 8 numaralı Vamos Pepa. Onun 2 boy kadar gerisinde Ekürüler. Dışarıda 2 numaralı Heart Hunter. İçinde 1 numaralı Dream Again sırasıyla düzlüğe yaklaşılıyor. 3 numaralı Izon'un kızı. Yarış hayatının ilk startında düzlüğe en yakın takipçisinin 3-4 boy kadar önünde çıktı ki buralarda da jockey arka grubu kontrol etti. Tayını teşvik etmeye devam ediyor. 300'den sonra fark yine 4-5 boy kadar. 3 numaralı İzo'nun kızı Mustafa Çiçek'in kontrol altında. Son 200'ü yine en yakın takipçisinin 4-5 boy kadar önünde lider geçti. İkincilikte 4 numaralı Kanindo var. Son 100'e doğru yaklaşılırken bariyere yakın 3 numaralı İzo'nun kızı koşunun lideri. Fark kapanacak gibi değil. Son 50'de fark 2,5 boya kadar düşse de 3 numaralı İzo'nun kızı koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Kanindo ikinci. 1 numaralı Dream Again üçüncü. Ekiris 2 numaralı Heart Hunter dördüncü oldu. 5 numaralı Meribel ise tabelayı tamamladı. 3 numaralı İzo'nun kızı Kartepe'de ilk koşu şartlı bir mücadeleyi starttan çıktığı gibi Mustafa Çiçek'le kazandı.